Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün aslında menü yapmayı düşündüm ama bunun yanına hiçbir şey gitmez. Bugünkü yapacağım tarif Fransızların takos tostuyla bizim Türklerin dürümünü birleştirip değişik bir şey yapmaya çalıştım. Çok da güzel oldu. Öncesinde denedim. Tavuklu da yapabilirsiniz. Ben bugün etli yapacağım. Hafta sonu böyle ailenizle yapıp yanına da bir ayranla çok güzel oluyor. Çocuklar özellikle çok severek yiyor. Ben burada yarım kilo bonfile eti küçük küçük jülyen şeklinde doğrayacağım. Birazcık buzluğa koydum. 2 saat anca tutabildim. Eğer vaktiniz varsa daha fazla, yoksa da direkt doğrayabilirsiniz. İçerisine turşu, kaşar, domates, 2 adet de yufka kullanacağım. Bu 2 adet yufka 4 kişi için. Patatesi de doğradım. Onu da kızartacağım. Malzememiz bu kadar. Şimdi ilk önce eti doğrayarak başlayayım. Eti jülyen şeklinde doğrayacağım. Bu esnada keskin bir bıçak kullanmanızı tavsiye ederim. Önce şöyle uzunlamasına doğrayayım. Eğer ince doğrarsanız daha çabuk pişecektir. Bu şekilde uzun uzun doğrayacağım. Tüm eti aynı şekilde devam edeceğim bitene kadar. Bütün eti elimden geldiğince incelterek doğradım. Şimdi artık ocağın başına geçip etimi pişiriyorum. Burada da 4 adet patatesi uzun uzun doğradım. Orta boy patatesi. Şimdi onları da kızartacağım. Uygun bir tavayı ocağıma alıyorum. 1 yemek kaşığı da tereyağı koydum. Yağ eridikten sonra içerisine doğradığım etleri ekliyorum. Karıştırıyorum. Ocağın altı orta ateşte. Etleri iyice pişireceğim. Tamamen etinizin piştiğinden emin olun. Benim kullandığım et çabuk pişiyor ama normal dana eti bazen geç pişebiliyor. Kullanacağınız etin pişme süresi değişebilir. Şimdi eti arka tarafı alacağım. Orada suyunu salıp çekene kadar iyice pişireceğim. Bu arada hemen patateslerimi de kızartayım. Uygun bir tavayı önüme alıyorum. Hem eti ara ara karıştıracağım. Bir taraftan da patatesi kızartacağım. Yeterince sıvı yağ ekliyorum. Ocağın altını yükseltiyorum. Eti sık sık karıştırın. Etin kapağını kapatacağım. Tava olduğu için onun kapağı yok. Ondan dolayı uygun bir tava kapak buldum. Kapattım. Orta ateşe getiriyorum. Eti ara ara karıştırarak pişireceğim. Yağ ısındı. Patatesleri atıyorum. Biraz da tuz ekliyorum. Patatesleri attıktan sonra alttan kızardığını görene kadar karıştırmayın. Yoksa patatesleriniz ezilir. Böyle diri diri bir patates olmasını istiyorsanız kesinlikle karıştırmayın. Kızardığını görene kadar ve yüksek ocak ayarında kızartın. Alttan kızarmaya başladı. Karıştırıyorum. Kızaranları alıyorum. Patatesi atıyorum. Şimdi patatesi arka tarafa alayım. Patatesler bitene kadar bu şekilde kızartmaya devam edeceğim. Bu et çabuk piştiği için hemen pişti. Bir 15 dakikada neredeyse. Pişti. Sizler de kendi etinizin tadına bakın. Pişmediyse biraz daha su ekleyebilirsiniz. Baharatlarını ve tuzunu ilave edeceğim. Bir miktar tuz. Biraz karabiber, pul biber ve olmazsa olmazı kekik.
Benim etim sıfır yağlı olduğu için ben şimdi birazcık yağ ekleyeceğim. Patatesin yağından şöyle 2-3 yemek kaşığı ilave edeceğim. Yeterli. Etiniz tamamen piştiğinde baharatlarını ekleyip bu şekilde kavurun. Eti pişirmeden baharatlarını, tuzunu ilave etmeyin. Biraz kapağını kapatayım. Arada karıştırarak bir 10 dakika daha kavuracağım. Yeter ki kavruldu, yeterli. Altını kapatıyorum. Kenardan dinlensin etim. Patatesi yüksek ayara alayım, kızartayım hepsini. Sonuncu patatesini de alıyorum. Artık dürümleri yapmaya başlayabilirim. Tüm malzemeleri yanıma aldım. Şimdi artık yufkayı önüme alabilirim. Bir yufkayı ortadan ikiye keseceğim. Şöyle tuttuğunuz zaman ortadan şöyle kesebilirsiniz. Öbürünü ben kesmiştim. 4 parça. 4 adet dürüm olacak. Şimdi bir tanesini alayım. Öncelikle yanlardan katlıyorum. Böyle üst üste aldım. Yeterince etten koyuyorum. Patates. Kesinlikle bir kere de olsa denemelisiniz. Müthiş bir şey oluyor. Domates tamamen tercihe göre. Ben iki tanesine koymayacağım. Turşu. Turşu çok yakışıyor. Şöyle tuz serpeceğim. Çok fazla değil çünkü turşuda da olduğu için. Birazcık pul biber. Ve en üstüne kaşar rendesi. Bunları ne kadar seviyorsanız o kadar koyabilirsiniz. Azaltıp çoğaltarak. Alt tarafı şöyle üste doğru kapatıyorum. Ve sarıyorum. İlk dürümüm hazır. Şimdi bunu bir kenara alayım. Diğerlerini de aynı şekilde hazırlayayım. Size bir tane daha göstereceğim. Alttan kapatıyorum. Sarıyorum. Bu dürümüm de hazır. Tost makinesinin fişini taktım. İyice ısınana kadar bekleyeceğim. Tam anlamıyla ısınmadan koymayın. Bu sefer yapışabilir. Isınan tost makinesine şöyle oturtuyorum. Ve bastırıyorum. Kaşarlar eriyene kadar, çok fazlasıyla değil. Kaşarlar eridi. Hatta biraz fazla bile tuttum. Hemen alıyorum. Servis tabağına koyuyorum. Hepsini bu şekilde devam ederek pişireceğim. Bu da kızardı artık. Bunu da alıyorum. Hepsini böyle servis tabağına aldım. Gördüğünüz gibi. Çok güzel bir görüntüsü oldu. Birazcık da patates ve turşu koydum. Şimdi bunu da dilimleyeyim, sizlere göstereyim. Gördüğünüz gibi. Çok güzel oldu.
Sizler de evinizde çocuklarınıza bu tarz dürümler yaparak en azından dışarıda yiyeceğini evde gözünüz görerek temiz bir şekilde bilerek yemek daha güzel oluyor. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Instagram'da da Seval Mutfak'ta olarak beni takibi alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.